Bugün bir yayın yapmıştık. Bu yayında bir üniversiteli genç kadın Fatma Nur Can Türk kaçırılıp ajanlık teklif edildiğini söylemişti. Ve polisin ailesini arayıp kendi nevroza çekilmiş fotoğraflarını gösterip kızınız terörist oldu deyip aileyi tedirgin etmişti. Bununla ilgili bir yayın yapmıştık. Şu anda bir gazeteciyle beraberiz. Yine bir kadın gazeteci Duygu Erol. Duygu Erol dört gün gözaltında kaldı ve kendisine ajanlık teklif edildi. Bugün İstanbul'da aslında gazeteciler, matbaacılar gözaltına alındı. On bir kişi Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Gözaltına aldı. Gün Matbaasının çalışanları sahibi gözaltına alındı. Gazeteciler İstanbul'da gözaltındayken Ankara'da gözaltından çıkmış olan gazeteci Duygu Erol'u mikrofonu uzatıyoruz. Geçmiş olsun öncelikle. Ee, neler yaşadınız? Neler oldu? E, ne zaman alındınız? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, şöyle anlatayım. 20 Mart e, salı günü e, sabah 6 civarında ev baskını ile gözaltına alındım. Gözaltına alınmam gerekçe gerekçesi bana ilk olarak e, belirtilen sosyal medya paylaşımlarıydı. E, gözaltına alındım. E, 3 günün sonunda ise... E, Avukatım geldi ve emniyet ifadem alındı. Emniyetteki ifadem alınırken aslında sosyal medyadan değil de 2015 ve 2016 yıllarında Jinha muhabirliği yaparken Cebeci kampüsünde gittiğim iki... E, haber takibi önüme sunuldu. Onların fotoğrafları sunuldu. O, o fotoğraflarda e, öğrenciler var ve e, siz varsınız. Mesela. Fotoğrafta basın açıklaması yapan öğrenciler var ve e, benim yanımda, benim dışında da aslında gazeteciler var. Ama ben yuvarlak için alınmışım. Bir oraya haber takibi için gittiğimde zaten e, elimdeki e, not defteri ve Fotoğraf Hı -hı. makinesiyle zaten belliydi. Bunun dışında da sosyal medya olarak da başka bir kullanıcının üç tane fotoğrafı, üç e, paylaşımı dosyaya konulmuştu. Ve bunların benim paylaşımım olduğu söylenmişti. E, Duygu bir dakikanı alacağım. E, siz mesela bu öğrenci eylemini izlerken e, <laughs> bir tek fotoğraf var. Haberiniz var mıydı bununla ilgili? Tabii. Yani oraya zaten haber takibi için gitmiştim. <laughs> Haberini de yazmıştım ama jinha K.K. ile kapatıldığı için sayfaya erişim yok. Haberi çıkaramıyoruz ama ikisinde zaten haberi vardı. Öğrencilerin e, bir sokağa çıkma yasağına ilişkin bir de hukuk fakültesindeki bir öğrencinin satırlı saldırıya uğramasına ilişkin basın açıklamasıydı. E, ama e, sizin o jinhada yapmış olduğunuz haber bir suçlama konusu olmuyor. Sadece ha, e, e, eylemi izlerken ki... Evet anın foto çekilmiş fotoğrafı evet, evet. suçlama konusu evet, haber oluyor. Haber yok orada. Haber yok. Peki bir fotoğrafla nasıl suçluyorlar? Benim orada kitleyle beraber hareket ettiğim, işte onlarla beraber slogan attığım, hatta işte onlara işte şey öncülük ettiğim belirtiliyordu. Onun dışında bir şey yoktu. Zaten fotoğrafta bir videodan alınıp kesilmiş bir fotoğraftı. Evet. Ama fotoğraf böyle bir e, durumu, böyle bir şeyi anlatmıyor. Evet, anlatmıyor. Zaten şey yanında başka basın çalışanları da var. Sadece ben tek değilim. Hani evet. başka işte fotoğraf çeken, not tutan, kamerayla işte görüntü çeken başka basın çalışanları da yanında duruyor zaten. Peki, e, sosyal medya e, meselesi nedir? Neden e, o karıştı ortaya? 3 zaten sosyal medya gerekçesiyle alınmıştım ama e, ben hani Twitter'dan falan işte bir şey almışlardır diye düşünmüştüm ama e, dosyaya koydukları dört ayrı sosyal medya fotoğrafıydı. Bir tanesi zaten benim kişisel e, Facebook hesabımın ekran görüntüsüydü. Onu zaten kabul ettim bu benim şahsıma aittir diye. Diğer üç fotoğraf ise başka bir kullanıcının paylaştığı fotoğraflardı. Hiçbir şekilde benimle bir bağlantısı yok bana ait değil. Zaten kullanıcı adı da yazıyor. Se senin de paylaş... Bir yok benim paylaştım değil. Benimle hiçbir alakası yok. Benim paylaştım hani kendi sayfamda paylaştım falan değil. Başka bir kullanıcının kendi profil şeyinde paylaştığı bir üç tane fotoğraf. Üç ayrı fotoğraf. Peki senin Facebook sayfanın ekran görüntüsünde bir paylaşım olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü müydü yoksa sadece senin sana ait olduğunu mu belirtiyor? Sadece bana ait olduğunu belirtilen bir şey ekran görüntüsü vardı. Hani benim profilim direkt onun dışında şey yoktu. Peki polisin e, iddiası e, bu paylaşılan üç fotoğraf hani onun senin paylaştığını mı iddia ediyor. Ha, benim paylaştım gerekçesiyle alalım. Yani ben paylaşmışım mı fotoğraflar? O fotoğraflar bana ait. Duygu Erol'a ait ama değil. Ya değil. Yani sen de paylaşmadığın ha, bir evet. konu. Zaten bunu savcılık ifa yani savcılık ifademi almamıştı. Da zaten hem hakimlikteki mahkemedeki ifademde belirtmiştim hem de emniyetteki ifademde belirttim. Yani bunlar benim şahsıma ait fotoğraflar değil. Zaten yan tarafında da kime ait olduğu yazıyor. Yani benim herhangi bir işte paylaştığım falan bir şey değil, bana ait değil diye reddetmiştim. Anladım. Peki bu ajanlık teklifi meselesi nasıl ortaya çıktı? Onu biraz anlatır mısın? Ya şey avukat emniyet ifademin ardından avukat bana kıyafet getireceğini söyledi. Ee, gitti 15-20 dakika sonra getireceğim dedi. Gitti. Ben nezarethaneye gittikten sonra işte yaklaşık 10 15 dakika sonra nezarethane görevlisi geldi. işte kıyafet değiştireceksin gel dedi. O gerekçeyle çıkardı beni nezarethaneden. Gittim e, Ankara Tem'de işte avukatla görüşme yaptığımız bir oda var. Oraya ...gösterdi beni. Zaten ilk gittiğim zaman... ...kapıya doğrulduğum zaman kapı kilitliydi. İşte kapı kilitli falan dedim. Gelip kapıyı açtılar. Girdim içeri ben. İçeri girdim. Direkt zaten arkamdan kapı kapandı ve tekrar... ...kitlendi dış taraftan. Girdiğimde içeride iki tane kadın vardı. Tanımadığım iki kadın vardı. İşte ben hani yanlış geldiğimi düşündüm. Pardon ben yanlış geldim. Kıyafet değiştirecektim. Yanlış oldu herhalde dedim. Yo dedi gel işte biz seninle sohbet etmek için geldik. Doğru geldin falan. Ben hani siz tanımıyorum dedim hani... Yani ne sohbet edeceğim ben sizinle? Yok işte biz seninle sohbet etmek istiyoruz. Biz üç gündür seninle görüşmek için işte sürekli bazı girişimlerde bulunduk falan filan. Dedim ya yani üç gündür benimle hani neden görüşmek istiyorsunuz yani? Şey otur falan dediler. Biz e, kamu güvenlik kurumundan geliyoruz. İşte gözaltına alınan, tutuklanan işte kamu görevlileriyle falan görüşmek istiyoruz. Dedim ben kamu çalışan değilim. Ben bir kamu görevlisi değilim dedim. Ben serbest gazetecilik yapıyorum dedim. Özel şirketlerle çalışıyorum. Hani bir, ...sizinle görüşmemi sağlayacak bir konumum da yok benim." dedim. Yok dedi işte, kamu çalışanlarıyla, gazetecilerle... ...işte daha önce gözaltına alınan e, TTB'deki doktorlarla da görüşmüştük falan filan. Yani dedim hani benim sizinle görüşebilecek bir konumum yok. Ben sizi tanımıyorum, söylediğiniz kurumu bilmiyorum... ...ve hani benim avukatım bile buraya rahat bir şekilde giremezken... ...işte benimle çok rahat bir şekilde görüşemezken... ...hani sizin yaptığınız muhtemelen legal bir durum değil. Burada illegal bir konumdayız biz, ben sizinle görüşmek falan istemiyorum. İşte biraz ısrar ettiler sonra ben şey dedim hani niye ben sizinle kilitli kapılar ardında görüşüyorum. Eğer siz hani e, çok masumsanız bu kapı neden kilitli? Ya da ben işte neden buraya kıyafet değiştirilme gerekçesiyle geliyorum ve tanımadığım iki insanla karşılaşıyorum. İşte o bizim hatamız değil İşte o polislerin yalan söylemesi bizimle alakalı değil falan dediler. Dedim peki benden hani ne, ne istiyorsunuz yani niye benimle görüşmek istiyorsunuz talebiniz nedir? İşte biz seninle kahve içmek istiyoruz. Dedim, "Ben sizi tanımıyorum ve ben tanımadığım insanlarla da kahve içmiyorum." dedim. İşte sen bir gazetecisin, biraz sosyal olman gerekiyor senin falan. Yani dedim ki benim sizinle bir mesleki bir durumum söz konusu değil. Sizinle bir haber akışı yapacak mıyım? Hayır, yapmayacağım. O zaman benim sizinle kahve içmeme gerektirebilecek bir durum söz konusu değil. İşte sonra e, biz senin Facebook hesabını kontrol ettik. Sen herhangi bir şey paylaşmamışsın ama bu gerekçeyle işte buraya alındın. ...işte niye falan alın dedim. Bilmiyorum yani siz de söylüyorsunuz ben bir şey paylaşmadım ama buradayım alındım. işte eğer bizimle kahve içersen yarın savcılıktan serbest bırakılacaksın. Yüzde yüz serbest bırakılacaksın. Dedim peki sizinle kahve içmeyi kabul etmezsem serbest bırakılmayacağım anlamına mı geliyor bu? Yok biz öyle söylemek istemedik ama yani... ...işte bir yıl gider boşu boşuna cezaevinde yatarsın. işte hani ne gerek var böyle bir haksızlığı yaşamana falan. Dedim ki yani eğer ben e, suçsuz olduğum halde ve sizinle kahve içmeyi kabul etmediğim gerekçesiyle gidip bir yıl cezaevinde kalacaksam dedim yapabileceğim hiçbir şey yok. Gider kalırım yani ne yapayım falan dedim. İşte ondan sonra e, ailemi yanıma getirebileceklerini ya da işte beni ailemin yanına gönderebileceklerini, biletimi alabileceklerini falan teklif ettiler. İşte kabul etmeyince seni Fransa'ya eğitim alman için gönderebiliriz. Dedim böyle bir şey istemiyorum ben sizden. Eğer kendi hakkımla gideceksem giderim zaten. Sizden böyle bir talebim olmadı. İşte ama bütün bunları bizimle kahve içersen işte yapacağız falan. İstemiyorum diye zorlayınca beni meslektaşlarım hakkında işte şüphe uyandıracak bazı söylemlerde bulundular. İşte sen herhangi bir paylaşımda bulunmadın, işte herhangi bir suç işlemedin, işte gayet işte kadınların öldürülmemesi için ya da mültecilere yardım etmek için bazı şeyler yapıyorsun. Ama işte gözaltına alındın, buradasın ve işte muhtemelen bir yıl falan, yaklaşık bir yıl cezaevinde kalacaksın. İşte hiç düşünmüyor musun? İşte neden ben buradayım da? İşte paylaşan insanlar neden burada değil? İşte paylaşan gazeteciler niye burada değil? Neden sen? Dedim bilmiyorum siz biliyorsunuz herhalde eğer siz biliyorsanız siz açıklayın o zaman dedim. İşte şey çünkü onlar bizimle çalışıyor. Ee, biz çok gizli işte çalışıyoruz onlar bizimle çalıştığı için onların işte dokunulmazlığı var. Onlar gözaltına alınmıyor ya da böyle bir tehditle işte karşı karşıya değiller. O zaman onlarla çalışmaya devam edin dedim. Hani ben sizinle... Çalışmak falan istemiyorum dedim. Böyle bir hani ihtiyacım da yok benim zaten dedim. Sonra hiç konuşma yok. Sonra avukatım benim kıyafetimi getirdi o esnada tam konuşmanın ortasında. Bir polis işte elinde eşyalarımla pat diye içeri girdi. Bunu azarladılar. İşte ne diye pat diye içeri giriyorsun sen falan diye. İşte kıyafetini getirdim falan dedi. Ben gittim tuvalette kıyafetimi değiştirdim. Geldim. Sonra nezarethane görevlisine oraya gitmek istemediğimi söyledim. Ben onları tanımıyorum, ben onlarla görüşmek istemiyorum. Ben yerime geçeceğim dedim. Hani tanımıyorum, görüşmek istemiyorum. Benim nezarethane görevlisi eliyle tekrar o odaya e, itti ve tekrar arkamdan odayı kapattı. İşte böyle olunca ben daha çok tepki gösterdim. Yani ben sizinle görüşmek istemiyorum dedim. Ama nezarethane görevlisi beni eliyle itiyor. İşte kapılar arkamdan kapanıyor. Perdeler çekiliyor. Çok bir hani dedim eğer bu görüşme legal bir görüşme ise avukatım yukarıda dedim şu anda. Çağıralım o zaman avukatım da gelsin beraber görüşelim. Ne istiyorsanız ne talep ediyorsanız onunla beraber görüşelim o zaman. İşte yok biz onunla görüşmek istemiyoruz. Biz avukatını tanıyoruz zaten görüşmek isteseydik. Onunla irtibata geçerdik. Seninle görüşmek istiyoruz. Yani ben artık sinirlenmeye başladım gerilim ben sizinle görüşmek istemiyorum dedim. Gitmiyen yani yerime gitmek istiyorum. Sizin kahve teklifinizle kabul etmiyorum. Sizinle kahve falan da içmek istemiyorum. Yani siz benden ne talep ediyorsunuz bilmiyorum ama benim size verebilecek bir şeyim yok dedim. Şey yanlış anlama biz hükümet değiliz. Şey hükümetle çalışmıyoruz. Biz devletiz. Şey, hani biz devlet derken ne dediğimi anlıyorsun, değil mi dedi? Evet dedim, çok iyi anlıyorum. Muhtemelen istihbarattan ya da işte mitten geliyorsunuz falan. Evet falan öyle dedi. Sonra konuşma burada bitti. Ben kalkıp gitmek istediğimi söyledim ve konuşma bitti. Çok geçmiş olsun. Evet, gazeteci Duygu Erol e, News muhabiri Duygu Erol bunu anlattı. Aslında sabah daha doğrusu bir iki saat önce yapmış olduğumuz yayında Fatma e, Nur Can Cantürk'te e, kendisine ajanlık teklif edenlerin e, hükümetle e, bağ olmadığını ve e, devlet görevlileri olduğunun altını çizmişti. Aynı şey e, Duygu'nun da başına gelmiş. Aynı söylem onda da var. Bu e, e, sosyal medya paylaşımı nedeniyle son bir ayda 650 kişinin gözaltına alındığı bilgisinde bu arada paylaşmış olalım